sert kuvvetlendiricinin kullanıldığı yerlere ilişkin örnekler vereceğiz. Bu ilk yapacağımız inverting amplifier diyoruz. Yani negatif kuvvetlendirici. Şunu yere yazalım. Negatif. Ne yapıyor bu iş derseniz, bu girişteki işareti kuvvetlendiriyor birinci adım. Ondan sonra diyor ki önüne de bir eksi işareti koyuyor. Şimdi genellikle bu işlemsel kuvvetlendiricinin olduğu devreleri görünce öğrenci korkar. Oysa bu elemanların bulunduğu devrelerin analizi diğerlerine göre daha kolaydır. Bir nedeni nedir derseniz, çünkü tanım bağıntısı, ideal OPAM'ın tanım bağıntısı matematiksel işlemleri kolaylaştırır. Şimdi önce tanım bağıntısını yazayım ben bunun. Şurası negatif, burası pozitif uç diyoruz. Şimdi Vp eksi Vn eşittir 0. Bu Vp toprağa göre pozitif ucun gerilimi demek. Yani şu iki gerilim, şu iki uç arasındaki gerilim. Vn dediğimizde negatif uçla toprak arasındaki gerilim. Yani bunları isterseniz düğüm gerilimi diye düşünebilirsiniz. Yani bir elemanın gerilimi değil de düğüm gerilimi diye düşünmekte yarar var. Şimdi bir iki tane denklem var çünkü üç tane ucu var. İki ucu olanlarda tek bir tane tanım bağıntısı vardı. Bunda bir iki tane tanım bağıntısı olacak. İP eşittir İN, o da eşit yaklaşık sıfır. Yani diyorlar ki şu akım ve bu akım çok küçük. O kadar ki sıfır diye bunu düşünmek mümkün. Pardon. Sıfır diye düşünmek mümkün ne demek derseniz, buradan içeriye akım akmıyor. Yani burada sanki bir direnç var. O direncin de değeri çok yüksek gibi de düşünülebilir. Şimdi bunun analizinde beklenen nedir deyince, bakın bir amaç söyledik ya, negatif kuvvetlendirici. Şimdi bu negatif kuvvetlendirme işini yapıp yapmıyoru sorgulamak için yapacağımız analiz, bizim daha önce klasik yöntem analizi dediğimiz analiz olmayacak tabii. Niye? Çünkü ben bu V0'ı yani çıkış gerilimini Vs cinsinden hesaplarsam, ben bunun negatif kuvvetlendirme işi yapıp yapmadığını anlarım. O nedenle işlerimiz biraz daha kolaylaşacak. Bir tane gerilim hesabına kaldı iş. Şimdi bir tane gerilim hesabını yaparken, şimdi şuradaki gerilimi bulmanın bir esprisi yok değil mi? Çünkü bu bir giriş, bir tane ucu giriş olan, bir tane işi çıkış olan bir gerilim gibi. Bu gerilimle de ilgilenmiyorum dersen tek başına bu. Şimdi şuradaki akımı bulsam, bu bana kaynak akımını bulduracak. Ben ne kadar güçle çalışıyor diye hedef etmiyorum, kuvvetlendirici mi değil mi ona bakmak istiyorum. O zaman ne olacak derseniz, bu düğümde yazacak bir şey yok. Şimdi bu düğüm zaten toprağa bağlı, geriye kaldı bir tane düğüm. Şunu da farklı vurgulayayım, vurgulamak için farklı renkle koyayım. Şimdi bir tane şu düğüm var. Şimdi bu düğüme ilişkin bir düğüm denklemini yazalım, bakalım bizim amacımıza ulaşacak bir şey kalıyor mu? Yani düğüme ilişkin ne yazılır? Akım denklemi yazılır. Akım denklemini yazayım. Şimdi amacımız ne? Amacımızı da şöyle söyleyelim. V0'ı hesaplamak istiyorum. Nasıl? Bir şey çarpı Vs olacak değil mi? Kaynak, şunu bulacağım yani. Sonra da bunun yorumunu yapacağım. Kuvvetlendirme işi yapıyor mu? Yapmıyor. Şimdi demek ki ben denklemleri yazacağım, denklemlerin de V0 ve Vs görülmesini sağlarsam, böyle bir tane denklem bulursam işi, amacıma ulaşmış olurum. Şimdi bu direnç elemanının akımının referansını da şöyle seçtiğimi farz edelim. Şimdi bunu da böyle seçtiğimi farz edelim. Şimdi buraya ilişkin akım denklemini yazacağım. Yazıyorum. Şimdi bunu yazayım isterseniz daha iyi.
çıksın. Eksi I, R, S. Düğme doğru olduğu için eksi dedim. Ondan sonra bu da düğme doğru olduğu için ona da eksi I, R, F dedim. Şimdi şu akım iğne akımı. O da eşittir sıfır olduğunu görüyorum. Şimdi buraya da düğme artı sıfır koyayım. Anlaşılsın diye yani. Bu nedir derseniz hemen diyorum ki bu işte şu akım. Buraya yazdım. Yani üç tane terim görün diye. Şimdi bu sıfır yazmanın bir anlamı yok tabii. Şimdi bu RS'yi nasıl değiştiririm? Bakın ilginç bir durum var. Şu ikisi arasındaki gerilim VP eksi VN sıfır değil mi? Bunlar düğüm gerilimleri ise şu iki uç arasındaki gerilim sıfır oluyor. Yani isterseniz şöyle yapayım şunu. Şu iki uç arasındaki gerilim sıfır. Şimdi bu gerilim sıfırsa o zaman bu toprak oluyor değil mi? Şu topraksa eğer. Referans. Toprak diyorum. Burası sıfır. Burası sıfırsa bu düğüm gerilimi Vs oluyor. Vs eksi sıfır bölün. Rs buradaki akımı bölüyor. Yani o zaman şu ne oluyor derseniz. Vs eksi sıfır bölü Rs. Şimdi eksi IRF'ye bakayım. Bu F feedback'ten geliyor. Feedback. Şimdi bakın buradaki düğüm gerilimi Vs. V0 pardon. V0 eksi, buraya da toprak demiştim. V0 eksi 0. Bu V0 diyorum ama V out diye düşünün bunu. V out yani çıkış gerilimi. Bölü RF. Şimdi bu yazdığımda bu akım. Eşittir 0 oldu. Şimdi buradan ne çıktı derseniz. Şurada da eksi vardı. Onu da koymayı unutmuşum. Bunu sol tarafta bırakırız. Bunu sağ tarafa atarsam. V0 bölü RF eşittir. Eksi VS bölü RS olacak. Buradan ne çıkacak derseniz. V0 bölü VS eşittir. Eksi RF bölü RS. Şimdi bu dediğimi yaptım mı derseniz yaptım işte. V0 burada. VS'yi bu tarafa atarsam şu önündeki katsayıyı buldum. Şimdi bu katsayısı ne diyor bana? Eğer RF RS'den büyükse işte kazanç sağlıyor. Kuvvetlendirici yani. Şimdi şuraya isterseniz yapalım. RF büyük RS ise şimdi neyi sağladım derseniz kuvvetlendirici lafını sağladım işte. Şimdi önündeki işaret negatif. Negatif kuvvetlendiriciyi de nasıl sağladım derseniz. İşte şu negatiflik lafının karşılığı da bu işaret. Şimdi analizimi amacıma ulaştırmış oldum değil mi? Yani bu bir negatif kuvvetlendiricidir diyorum. Niye yani koşulum ne? Geri besleme direnci dediğim şu RF'nin değerini RS'den büyük alacak. İşte size bir analiz. Bu analiz bizim bütün elemanların akım ve gerilimini hesaplayalım gibi endişe olmadığı zaman bir devrenin ne iş yaptığını gözlemlememiz için kullandığımız yöntem. Yani denklem yazıp bu denklemlerde istediğimiz değişkenleri görecek şekilde görmek istemediğimiz değişkenleri görmek istediğimiz değişkenler cinsinden ifade edip noktalamak oluyor. Basit bir olay. Dolayısıyla basit bir devre analizi olmuş oluyor. Sonlandırıyorum.